Üniversitemizin stratejik planı hazırlandı. 15 aylık yoğun bir çalışma sonrasında elbette eksikleri vardır. Elbette revizyona muhtaçtır. Çünkü yaşadığımız dünyada dünle bugün arasında fark oluyor. Yarın bunu tekrar revize etme ihtiyacı da duyacağız. Ama şu anda arkadaşlarımız, stratejik plan komisyonumuz gayet güzel, verimli işbirliği içerisinde çalışmalarda bulundu ve üniversitemiz stratejik plan çıktı ve bunu da kamuoyuyla, devletimizin ilgili birimleriyle paylaştık. Elbette hepiniz biliyorsunuz ama hatırlamakta fayda var. Neden biz stratejik plan hazırlıyoruz? Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Ve neden bunu çok önemsiyoruz? İşte yönetimin 5 fonksiyonundan bahsedilir. İlk önce planlama, sonra örgütlenme, iş ve görev dağılımı, ona göre kim neyi yapacak, nerede, nasıl yapacak. Sonra yöneltme ve etkileme, iletişim, motivasyon, işlerin yürütülmesi, koordinasyon ve en sonunda da denetim. Başta planlama, sonunda denetim. İşlerin sevk ve idare edilebilmesi için planlama olmadan hiçbir şeye ulaşamayız. Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağız, kim yapacak, amacımız ne, hedeflerimiz ne, neleri yaparsak başarılı sayılacağız. Performans göstergelerimiz ne? Dolayısıyla bu amaçla kurumlar, işte en üstte üniversitenin stratejik planı var. Şimdi birimlerimizin, meslek yükseokullarımızın, fakültelerimizin stratejik planları oluşacak. Bunun için de biz her birimde stratejik plan komisyonu oluşturduk. Hatta biz Kayseri Üniversitesi olarak ilk demiyorum, benzer birkaç tane üniversite var. Arkadaşlarımız araştırdılar. Kalite değil, merkezimizin tam adı neydi hocam? Kalite ve Strateji Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi. Evet. Kalite ve Strateji Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni kurduk. İkinci. Türkiye'de ikinci. Evet, ikinci. Bakın ben birkaç tane diyordum. Bizden önceki kim? Trakya Üniversitesi'nde arkadaşlar bu modeli görmüşler. Bunun şöyle bir faydası var arkadaşlar. Hafıza olması açısından. Hepimiz geçeceğiz. Hepimiz belli bir süre bu görevleri yapacağız. İşte daha bir gireceğiz, emekli olacağız, ayrılacağız, görev sürelerimiz bitecek. Yani nihayetinde dünyadan göçüp gideceğiz. Dolayısıyla hiçbir görev sonsuz ve sınırsız değil. Ama kurumlar ilerlemek var. Kurumlar dünya var olduğu sürece var. Dünya var olduğu sürece. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olacak. Dünya var olduğu sürece de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumları var olacak. Gelişerek, büyüyerek iyiye, daha iyiye gidecek. Onun için kurumsal hafızanın kişilere bağlı olmaması lazım. Biliyorsunuz artık son yıllarda rekabet unsuru kaliteye dayalı. Ve YÖK de bir koordinasyon kurumu olarak bizlere kalite değerlendirmesi yapıyor. Biz de zannediyorum işte önümüzdeki yıl veya öbür yıl bu kalite değerlendirilmesinin talebinde bulunacağız. Şimdi bize ilk sorulacak şey, elbette ki biz bir şeyi, birileri bizi değerlendirsin, oradan sınıfı geçelim. Bu araç ama amacımız bizim ne? Amacımız ne?
elbette oradan sınıfı geçerken iyi olmak. Çok da iddialı değiliz. 200 üniversite içerisinde, 210 üniversite içerisinde ilk sıralarda olma gibi çok böyle boyumuzun üstünde de bir iddiamız bugün için yok. İleride olur. Bizim şimdi olmak istediğimiz yer ne? Biz 16 tane üniversite kurulduk 2018'de. Hatta 14, iki tanesi de zannediyorum yeni kuruldu. Bu 14 üniversitesin, yani bir büyük üniversiteden ayrılarak kurulan 14 üniversitenin içerisinde biz 14. olmak istemiyoruz. Bu 14 üniversite içerisinde, bizim ölçümüz o. Bu 14 üniversite içerisinde biz ilklerde olmak istiyoruz. Çünkü bizim adımız Kayseri Üniversitesi, Kayseri gibi 81 vilayetin içerisinde sanayisiyle, şehir yaşam kalitesiyle, birçok unsuruyla belli bir statüde olan bir şehrin adını taşıyan bir üniversiteyiz. O yüzden biz 14. olamayız. Ha, gönül ister ki bu 14'ün içinde birinci olalım. Gönlümüzden bu geçer ama yani bizim ilk 3, 4, 5'te olmamız lazım. Yani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra hepimiz, ben rektör olarak, sizler birimlerin yöneticileri olarak şöyle arkamıza baktığımızda ya evet biz de güzel işler yaptık diyebilmek için değerli arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, biz üniversitemizi ilk 3, 4, 5'in içine taşımalıyız. Çünkü ben şöyle bir hesap yaptım. Bu 14 tane vilayette kurulan, yerde kurulan üniversiteler içerisinde Kayseri ilk 3'te 4'te. İşte Isparta'da kuruldu o zaman üniversite, Tarsus'ta kuruldu, işte Ankara'da kuruldu, Sakarya'da kuruldu, Malatya'da kuruldu üniversiteler, Trabzon'da kuruldu. Şimdi hatırlıyorum bu 14 tane, Sivas yeniden sıfır kuruldu o bölünme yoluyla değil. Dolayısıyla bunun içerisine baktığımızda bu kentler içinde Kayseri ilk sıralarda bir kent. Şöyle başlayayım. Daha önce Erciyes Üniversitesi'ndeyken hepimizin stratejik planı zaten vardı. Her birimin vardı. Fakat Kayseri Üniversitesi'nin stratejik planının oluşmasıyla birlikte vizyon, misyon ve temel değerleri değişti. Bununla birlikte her biriminde mutlaka kendi amaç ve vizyon, misyon gibi temel değerlerini değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim sizden beklediğimiz şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Herhangi bir yazı yazılıyor, kalite ya da stratejiyle ilgili cevap geliyor. Daha önce yapılmış olan stratejik planın çok benzeri. Bir sayılar değişmiş ya da işte ne bileyim cümlelerde çok ufak değişiklikler oluyor. Dolayısıyla sağ olsun Kurtuluş Hocam bunu çok sahiplendi ve dedi ki en başından bunu doğru yapalım. Dolayısıyla biz şimdi bu işe başlarken en başından stratejik planlarınızın hepsini çöpe atarak sıfırdan yeni gruplarla bu işi yapmanızı bekliyoruz. Ne yapacağız? Önce stratejik planlama birimlerinde elemanlarımızı oluşturduk. Bunlar şimdi her birimde kalite içinde ayrıca birimler oluşturmanız gerekecek. Yakında kalite merkezinden bunlar duyurulacak sizlere zaten. Amaçlarımızı oluşturacağız. Biz zaten çatı amaçları oluşturduk. Her birimin alt amaçları mutlaka olacaktır. Burada farklı olan, bizim öngöremediğimiz, bunları hazırlarken sizlerden biz dönüşler aldık, görüşmeler yaptık ama atladığımız mutlaka olmuştur. Siz kendi amaçlarınızı, hedeflerinizi oluştururken bu çerçeve içerisinde oluşturmaya çalışın lütfen. Ama bunun dışında ya şu da bizim için önemli, bu da olması gerekir dediğiniz bir şey varsa mutlaka o da amaçlarınız içerisinde yer alsın. Stratejik planın hazırlanması usul ve esaslarıyla ilgili bir yönetmelik devlet tarafından yürürlüğe konuldu. Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik var. Bunda da bu yönetmelikten de birim stratejik planlarını hazırlarken yararlanabilirsiniz. Bunun da yeterli görmeyip rehber çalışması yapıldı. Kamu kurumlarının geneline yönelik olan da var. Üniversitelere yönelik de ayrı bir üniversiteler için stratejik planlama rehberi var. Şu an internette de kısa bir araştırmayla bu bulunabilir. Biz de strateji daire başkanlığı olarak daire başkanlığımızın sitesine bunu koyacağız. Oradan da stratejik planları hazırlarken
yardım alabilirsiniz. Bunun dışında stratejik planlar Sayın Hocam'ın da izah ettiği üzere 5 yıllık bir dönemi kapsıyor. Yalnız bunun daha da ayaklarını yere basabilmesi için yıllık performans programından bahsediliyor kanunda ve yönetmelikte. Yıllık performans programıyla ilgili de ayrı bir yönetmelik de var. Bu 5 yıllık planladığımız stratejik planımızı yıllık nasıl uygulayacağız? Bununla ilgili de idareler, üniversiteler yıllık performans programı yayınlamak zorunda. Biz de 2020 yılı için hazırladık. Bu yıl biraz muallaflı da bir durumdu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte farklı bir yön verdiler bu yıllık planlara. Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş şeyler var, performans göstergeleri var. İnşallah Sayın Hocam da uygun görürse 2021 yılının yıllık performans programını çok daha altyapısı sağlam bir şekilde, stratejik planımıza uyacak bir şekilde harcama yetkililerimizin yani birim yöneticilerimizin katılımıyla hazırlanması gerekiyor.